back in ETV. Merhabalar, Balkon TV İstanbul'a hoş geldiniz. Bu haftaki konuk sunucu ben Dilan Bozyel. Mikrofonu ablamdan aldım, ablamı tanıyorsunuz. Benden iyi tanıyorsunuz hatta, Hece Bozyel. Ve yanımda konuğum var. Onu da benden iyi tanıyor olabilirsiniz. Mert Tünay. Merhaba Mert Tünay. Merhaba Dilan. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Teşekkürler. Nasıl gidiyor İstanbul günlerin? Çok güzel gidiyor. Güzel? Evet. Peki güzel bir şarkı dinleyeceğimizi düşünüyorum. Evet. O zaman seni bırakayım ben. Bırak beni. Böyle az önce espriler yapalım demiştik. Hani güleyim, öpeyim seni falan. Kestik hani... kayıda bir daha girdik falan. Olmadı. Şakalar bozuldu. Tamam, döndüm de. Tamam. Hadi bol şans o zaman. Sarhoş gibiydim, anlatmak zor. Zaman çok çabuk geçmiş. Sen hüzünlü kısa bir şiirdin. Güzel şeyler çabuk bitermiş. Bir sonbahardı, yağmur vardı. Seni İlk gördüğümde her şey bitmişti, zaten ölmüştüm bana ilk güldüğünde. O ilk gün hatırlar mısın? Sanki rüzgar gibi, sanki masal gibiydin yine. Karşımda İstanbul'un en güzel gözleri, en güzel yaşları vardı be. O ilk gün hatırlar mısın? Sanki rüzgar gibi, sanki masal gibiydin yine. Karşımda İstanbul'un en güzel yazları, en güzel kışları vardı be. Herkes mi yalnız, herkes mi mutsuz? Bitmişiz bir kördüğüm. Herkes mi tatsız, herkes mi ruhsuz? Bir kelebek etkisinde. Kimler gelmişti, kimler geçmişti? Oysa o günden önce hiç fark etmezdi, çoktan ölmüştüm. Beni ilk öptüğünde. O ilk gün hatırlar mısın? Sanki rüzgar gibi, sanki masal gibiydin yine. Karşımda İstanbul'un en güzel gözleri, en güzel yaşları vardı be. O ilk gün hatırlar mısın? Sanki rüzgar gibi, sanki masal gibiydi yine. Karşımda İstanbul'un en güzel yazları, en güzel kışları vardı be. Çok sinematografik gireyim içeri dedim. Böyle. Harikaydın. Kime yazdın bu şarkıyı Mert Tünay? Yıllarım VJ'yi böyle kolumu sallamadan konuşuyorum. Karışık o işler ya. Bu şarkı, bu benim
ilk bu şarkıyı yazarken ya da işte sözlerini falan üstünde çalışırken hep kendi kendime böyle çalıp mırıldandığım hali, orijinali biraz daha farklı tabii. Bütün orkestrayla beraber olurmuş ama ben böyle daha çok seviyorum. Ama güzel kadınları düşünerek yazıyorsun şarkılarını. Ben onu anlıyorum. Mesela ben. Mesela sen. Bu şarkıyı sana yazdım Dila. Hadi bakalım. Şok, şok, şok. Peki şarkının hikayesi? Şarkının hikayesi... şarkının filmle alakalı olan hikayesi güzel. Ben bu şarkının çok büyük bir bölümünü yazmıştım, bitirmiştim. Bunu tek bir şarkı single olarak çıkartmayı düşünüyordum. Sonra tam o dönemde Dünyanın En Güzel Kokusu filminin müziklerini yapmam teklif edildi bana. Yönetmeni? Uğur Yağcıoğlu. Başrolde Tuğba Ünsal, Rıza Kocaoğlu. Yeni çıktı vizyondan. Yaklaşık birkaç hafta önceye kadar vizyondaydı. Çok tatlı, çok güzel bir film oldu. O filme bir şarkı istediler. Bir de müziklerini yapmamı istediler benden. Tabii memnuniyetle yaparım dedim. Tuğba da Rıza da çok sevdiğim arkadaşlarım. Uğur da şahane bir heriftir yönetmen. Hem yönetmen hem yazar olarak hem arkadaşım olarak çok sevdiğim bir adamdır. Senaryoyu yolladılar. Senaryoyu okuyup bitirdiğimde çok acayip hoşuma gitti bu durum. Çünkü zaten istedikleri şarkı buydu ve hazırdı. Birkaç satırını, birkaç kelimesini filme, senaryoya göndermeler yapacak şekilde biraz kurcaladım, yazdım, sildim. Çok değiştirmedim. Olduğu gibi kaldı ve çok cuk oturdu. Herkes de çok memnun oldu. Yani güzel oldu, çok yakıştı filme. Eline sağlık demem gerekiyor ama başka bir şey soracağım. Sen normalde jingle'da uzmansın diyeyim, değil mi? Reklam jingle tabirini dedi. Sevmiyorum ya. Reklam tamam. Müziği diyelim. Reklam müziğinde de uzmansın sanırım. Değil mi? Evet, 15 yani senedir sonuçta falan. Sonuçta sen yapıyormuş. İlk albümün, ilk single'ından, hatta ilk albümünden değil mi? Yanlış söylemeyeyim. Her şeyi karıştırırsam kızma bana. Tamam, fark etmez. Single, albüm. Tamam. Benzer şey. Albümden. Önce zaten müzik sektörünün içindeydin. Reklam sektörünün içindeydin. Evet. Ve tecrübelisin. Sana bir şarkı geldiğinde... ne kadar duygularını ortaya koyuyorsun, ne kadar tecrübelerini ortaya koyuyorsun? Bunu merak ediyorum. Bu soruyu beklemiyordun değil mi? Beklemiyordum. Yani biraz daha değiştirsene soruyu. Ne kadar duygularını ortaya koyuyorsun? Beni ne kadar seviyorsun? Yani. Seni çok seviyorum. Tamam. Yani şu anlamda mı soruyorsun? Sipariş bir iş geldiğinde gerçekten duygu katarak yapabiliyor musun anlamında mı soruyorsun? Evet, kesinlikle bu soruyu. Yapabiliyorsun tabii çünkü müzisyenlik, şarkı yazarlığı, işte bestecilik ya da film müzikleri ya da reklam müzikleri yapmak bir süre sonra iyice profesyonel olduktan sonra ve devamlı yapmaya başladığından sonra meslek edindikten sonra bu işi bir yerden sonra nasıl diyeyim artık böyle ilham beklemekle falan işin kalmıyor. Zaten doğrusu da o değil yani ilham bekleyerek müzik yazılmaz. Oturursun, eşek gibi çalışırsın. Çok o çok sevdiğiniz, çok güzel şarkıların yazım süreci de örneğin ben ne bileyim Türkiye'de çok sevdiğim şarkı yazarları mesela Masar Alanson, Bülent Ortaçgil, Teoman'ın çoğu şarkısını çok severim, şarkı yazarlığını çok severim. Bunlar hep çok çalışan adamlardır. Yani bir şarkının üstüne aylarca, yıllarca gerçek anlamda yıllarca çalışarak siler bozar baştan yazar iyi şarkı yazarları. Dolayısıyla bu bir mesai işi aslında. Çok da nasıl diyeyim? Havadan inmiyor aslında bir anda. Yani evet dışarıdan göründüğü gibi tamamen duygularla yapılan bir iş değil. Aslında biraz da matematiği de var bu işin yani. Oturup evet. Çalışıp üstünde silip bozup tekrar yazıp tekrar çizip uğraşmak gerekiyor. Dolayısıyla sorunun özet olarak cevabı evet sipariş bir iş geldiğinde duygu katarak severek yapıyorum. Çünkü benim işim bu. Onu peki yapmak Türkçe mi yazdın? Çünkü ismini aslında çok gizli duyduğumuz birçok şarkıda da senin... İmzan var Türkçe diye biliyorum. Derken? Yani hayır, Türkçe dışında hiç yazdın mı? Yazmak istiyor musun? İngilizce, Fransızca. Yazamam ki, kimse yazamaz. Yani. Ana dilin olmayan bir ana dilin olmayan bir dilde şarkı yazmak çok zor. Yazarsan da yapıyormuş gibi olur. Çok doğal olmaz. Ben. Peki böyle bir hayalin var mı veya? Yok hiç hayalim yok. Çocukken vardı öyle şeyler ya. 16-17 yaşında rock grubumuz varken Metallica olacağımızı zannediyorduk büyüyünce. Mert. Biz seni nereden takip edeceğiz? Web sitenden sanırım değil mi? Web sitemden merttunay.com'dan her şeye link var. Oradan ulaşabilirsiniz. Twitter'a, Instagram'a, Facebook'a ulaşabilirsiniz. En çok Twitter'da gevezelik ediyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Tamam. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür güzeldi şarkında. Teşekkür ederim.
Balkon TV İstanbul bu haftaki bölümün sonuna gelmiş bulunmakta. Konuk sunucu Dilan Bozyel ben. Birazdan ablama mikrofonu iade edeceğim ve haftaya tekrar sizlerle birlikte olacak. Haftaya Justin Bieber. Evet, Justin. Balkon TV'de burada, evet. Dilan Bozyel'le beraber konuğumuz, evet, olacak. Onu da öpeceğim. Sakın kaçırmayın. Balkon TV İstanbul'dan takip edebilirsiniz. Ben niye uzatıyorum bilmiyorum şu an. Gerçekten bilmiyorum şu an. Merhaba. Niye uzattım? Dilan, nasılsın? Merhaba, bir artık yeter. Mikrofonu alabilir misiniz elimden? Allah Ece. Çok teşekkür ederim. Gel, öpeyim seni de. Gel canım. Kaç. Çok sağ ol. Bay bay. Back in ETV.